Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 12dakika.com'un bize ayırdığı 12 dakikalık sürede bugün iki önemli kavramı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi inovasyon, yenileşim. Bir tanesi de yalın yönetim. Bu iki önemli kavramın birlikte uygulanması halinde şirketlerin yönetiminin daha iyi bir yönetim olacağını belirtmek amacıyla bu konuyu seçtim bugün sizinle paylaşmak için. Öncelikle 12dakika.com'u yaratıcılarını tebrik etmek istiyorum. Çünkü onlar önemli bir inovasyona imza attılar. Bu inovasyon ülkemize, iş dünyasına çok önemli gelişmeler sağlayacak. Buna inanıyorum. O nedenle kendilerini tebrik etmek istiyorum. Evet, konumuz yalın yönetim ve inovasyon. Şirketimizi, kuruluşumuzu iyi yönet. Ben Mehmet Aziz Ermer, bir makine mühendisiyim. 1953 doğumlu ve işletme ihtisası yapmış bir arkadaşımızım. Ömrümün uzun bir bölümünü sanayi içinde geçirmiş bir kişi olarak ve yönetimde, üst yönetimde yerleşmiş çok yönetimlerde bulunmuş bir kişi olarak sizinle bu uzmanlık alanım olan yalın yönetim ve inovasyon konusunu paylaşmak istedim. KOBİ danışmanıyım, yönetim danışmanıyım ve Valorem Team'de değer danışmanıyım. İnovasyonu kısaca tarif etmek istiyorum. İnovasyon uygulanan yenilik, uygulanan yeniliktir. Yani önce fikirlerin ortaya çıkması, bulunması ve ondan sonra da uygulamaya geçmesi halinde inovasyon diyoruz yeniliklere. Biliyorsunuz 2005 yılından bu yana OECD'nin tanımları arasına girmiş bir kelime inovasyon. Ve Oslo kılavuzunda yayınlanan tarzıyla pazarlamadan tüm süreçlere her alanda uygulanabilen hizmette ve üründe yeniliklerin uygulamaya geçmesinden oluşan bir kavram. İnovasyon. İnovasyon durumunu şirketler kendileri self test yapabilirler. Bunu İstanbul Sanayi Odası bundan bir müddet önce bir kılavuz yayınlayarak şirketlere bu imkanı tanımıştı. Ve şirketler böylece kendi inovasyon puanlarını hesaplayabilirler. Sağ tarafta gördüğünüz yenileşim gelişim durumunu bir radar puanıyla ortaya çıkarabilir ve bununla bir faaliyet planı yaparak altı önemli başlık altında liderlik, stratejik planlama, bilgi yönetimi, insan kaynakları, süreçler ve iş sonuçlarından oluşan dallarda kendilerini ölçebilirler. Ve buna göre de eksik gördükleri konularda daha gelişebilmek amacıyla faaliyet planları yapabilirler. İnovasyon hangi alanlarda yapılabilir? Her alanda yapılabilir. Üründe, hizmette olduğu gibi her türlü süreçte, pazarlama metotlarında, iç ve dış süreçlerde, satış sonrasında, sosyal sorumlulukta ve sürdürülebilirlikte inovasyon yapma imkanı vardır. İnovasyonda altı önemli başlık dedik. Bunlardan birincisi liderlik. Yani inovasyona liderlik yapan bir liderlik sisteminin şirket yönetimlerinde ya da organizasyonların tepe noktasında yerleşmesi. Bu çünkü bir kültür değişimini sağlayan bir program. Yenileşimin arkasında olduğunu gösteren bir yönetime ihtiyaç var. Teşviklerle, eğitimlerle, ödüllerle bunu kapsamlandıran ve iç iletişimle, bunu duyurularla herkese, bütün çalışanlara iletebilen bir yönetimden söz ediyorum. Mükemmeli hedef yani. İnovasyon odaklı değerler üreten ve başarısızlık konu karşısında toleranslı olabilen bir yönetimden söz ediyorum. Tabii ikinci önemli başlığımız stratejik planlama. Şirketimizin ya da organizasyonumuzun, kuruluşumuzun orta uzun vadeli yaptığı stratejik planlarda inovasyona yönelik tedbirlerin, faaliyetlerin bulunması, müşteri beklentilerinden pazarın takibine, teknolojinin takibinden yenileşim stratejilerine, kısa orta uzun vadeli planların olması,
ve insanın bu planlar içinde yer alması, zaman, alan ve kaynak tahsisinde inovasyona yer verilmesi son derece önem taşıyor. İnovasyona duyarlı bir bilgi sistemine ihtiyaç var, bilgi yönetimine ihtiyaç var. Bu nedenle etkin ve yeterli bir bilgi sisteminin kurulması, inovasyonu tetikleyen fikirler için ortam yaratılması, bu ekosistemin öğrenilenleri paylaşan bir organizasyona dönüştürülmesi, rakiplerle kıyaslamanın paylaşılması, bütün bilgi yönetimini içeren kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. İnovasyonda insan kaynakları açısından, işe alım politikalarından, tüm insan kaynakları politikalarına, eğitimlere, şirket içi ve dışı her türlü çalışmaya, insan kaynaklarının yönlendirilmesi, değerlendirme, ödüllendirme, performans ölçümü ve bununla pozitif bir iş ortamı yaratılması amaçlanıyor. Fonksiyonlar arasında çalışma gruplarının oluşması ve projelerin ortaya konarak çalışan memnuniyetinin ölçülmesi, inovasyonu geliştiren önemli bir kavram. Tabii süreçlerde inovasyonun ölçümü de son derece önemli. Her sürecin analiz edilerek tüm paydaşlar için bir bilgi yönetimine dönüştürülüp katılımın sağlanması, bütün paydaşların buna katılmasıyla öğrenmenin içselleştirilmesi, yani öğrenen bir organizasyon yaratılması, risk yönetiminden yenileşim projelerinin yönetimine ve fikri ve sinayi hakların yönetimine kadar her dalda çalışmaların yönlendirilmesi gerekiyor. Tabii yenileşimin, inovasyonun performansını iş sonuçlarından ölçüyoruz. Bunlar ticari finansal sonuçlar, çalışanlara yönelik sonuçlar, kullanıcı, müşteri, tüketici sonuçları, operasyonel sonuçlar ve fikri ve sınai haklara yönelik sonuçlar olmak üzere 5 ana dal üzerinde yerleşiyor. Bu sonuçları tabii biz yalın bir şemsiyenin altında görmeyi arzuluyoruz. Yalın şemsiyesi tabii ki yalın sistemin 7 israfı tanıyıp yok etmeye dayalı felsefesine dayanıyor. Bütün alanlarda adresleme yapmaktan başlayıp ayar kayıplarını yok etmeye ve tak time'a göre müşterinin isteğine göre iş akışı sağlamak ve just in time dediğimiz tam zamanında iç ve dış tedariğin sağlandığı, kalite iyileştirme çalışmalarıyla süslenen bir sistemden söz ediyoruz. Yalın sistem deyince operasyonları ve süreçleri mükemmelleştirmekten, bakım sistemini mükemmelleştirmekten söz ediyoruz. Yani tasarımdan siparişe, ham maddeden ürüne ve satış ve satış sonrasına değeri takip etmekten söz ediyoruz. Değer deyince değer akışının takibinden söz ediyoruz. Ön yargılarının bir kenara bırakılıp yeni bakış açılarının kazanıldığı bir sistemden söz ediyor. Tabii ki bu sistem Kaizen dediğimiz metotla sürekli mükemmelleşmeyi kendisine prensip edinmiş bir sistemdir. Yalın sistem şemsiyesi altındaki inovasyonun olaylara uzun vadeli bakış açısıyla bakmayı prensip edindiğini unutmayalım. Doğru süreçler doğru sonuçlar doğurur. En önemli prensibimiz dolayısıyla süreçlerimizin doğru olmasını ve doğru sonuçlar yaratmasını sağlayacak yöntemler bulmalıyız. Çekme sistemiyle çalışmalıyız. Yani hiçbir şey gerekmedikçe hiçbir hareket, hiçbir operasyon yapılmamalı. İş yükü düzleştirilmeli. Yani insanlara, çalışanlara eşit iş yükü dağıtılmalı. Problemler paylaşılmalı ve ortak akılla çözüm aranmalı. Görsel kontrol kullanılmalı. Felsefeyi yaşayan liderler yetiştirilmeli. Her kademede liderlerimiz var. Her kademede kurum kültürünü içselleştiren insanlarımız olmalı. Tedarikçilerimizi ve partnerlerimizi hem zorlamalıyız hem de onları anlamalıyız. Yani empati yapabilmeliyiz. Her konuyu yerinde inceleyen, anlayan liderler yetiştirilmeli. Kararları iyi analiz eden ve ortak akıl ile kararlar alan liderler yetiştirilmeli. Dolayısıyla sonuçta öğrenen bir örgüt yaratmalı. Peki
Yalın sistem ve inovasyonu uygulamakla neleri kazanırız? Kazançlarımız neler olur? Her şeyin başı departmanlar ve fonksiyonlar arası duvarların yıkılması, insanların birbiriyle işbirliği yapmasını sağlayan bir sisteme ihtiyacımız var. Takım ruhu, aynı hedeflere yönelen insanlardan oluşan kadroların meydana gelmesi, aidiyet duygusu artırır. Tabii yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için önce uygun soruları insanlara yönelten eğitilmiş bir yönetim gerekmektedir. İnovasyona yatkın personel kazanmalıyız. Dijital soru bankalarından yararlanmalı, 93 ayrı inovasyon metodunu öğreten dijital sistemleri kullanmalıyız. Çok sayıda personelin olduğu yerlerde de yapay zeka kullanımı inovasyonu hızlandırıcı, çarpan etkisi göstermektedir. Yalın sistemi inovasyonla birlikte kullanmamız halinde. İş gücü verimliliğinin ilk 2 yılda 2 kat artacağını bize tecrübelerimiz gösteriyor. Envanterlerin %90 azaldığı, iş kazalarının ilk etapta %50 azalıp sonra sıfıra doğru yöneldi. Ürün çeşitliliğinin hizmette farklılaşmanın 2 kat arttığını ve hataların %50 düştüğünü hep birlikte görebileceğiz. Bu sistemi uygulamamız halinde inovasyonun yeni fikirleri ortaya çıkaran bir yöntemi uygulamamız halinde şirketimizin nasıl daha iyi bir yönetime kavuşacağı ve nasıl karlılığını artıracağını, gelirlerinin artıp giderlerinin düşeceğini izleyeceğiz, hep birlikte izleyeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.